Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS 2025 tayfaya 28 günde LGS matematik kısmını anlatmaya çalışacağız. <laughs> Birinci dönemi tamamen bitirmeye çalışacağız. Çok güzel içerikler oluşacak. Matematik hem konuyu anlatacağız hem kazanım sorusu hem yeni nesil sorular. Bayağı aktif ve bayağı verimli geçecektir diye düşünüyorum. Solamat kitabımız var burada görüyorsunuz ki solamat kitabımızı planladık. Ve dedik ki bu solamat kitabımızı şöyle bir parçalayalım ve bunu günlere ayıralım. Ve ayırdık arkadaşlar. Başlangıç tarihimiz 1 Temmuz'du ve bugünden itibaren başlıyoruz. Tam tamına 28 gün. Birinci günümüz çarpanlar ve katlar. İkinci, günüm, e ikinci günümüz EBOB ekok e e heyecandan konuşamıyorum artık. 3. E, günümüz aralarında asal sayılar. 4. günümüz map tadında sorular çözeceğiz. Ve çarpanlar ve katlar kısmının tamamını bitireceğiz. Soru üstü ifadeler kısmına geçeceğiz. Ve böyle 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 ta 28. günün sonunda LGS matematikte 1. günün tamamını bitirmiş olacaksındır. Sonradan zaten kamplar, planlamalar neler gelmeyecek ki Allah çok güzel şeyler oluşacak. Evet arkadaşlar hazırsanız kampımızın 1. gününü başlatıyorum. Hazır mıyız? Bence hazırsanız. Şöyle hazır olanlar like atabilir mi? Şöyle like'ları coşturabilir mi? arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz ve birinci sorudan başlıyoruz. Arkadaşlar buralarda tabii ki sizler de altlarını çizebilirsiniz. Eğer kitabınız yoksa notlarınızı almayı unutmayın. Çünkü önemli notlar bunlar. Şimdi pozitif tam sayı çarpanı ne demek? Adı üstünde. Pozitif tam sayı çarp. Zaten bakın buradaki çarpan demek ne demek biliyor musun? Ben çarpan anlatayım sana. Çarpan demek iki tane herhangi bir sayı çarparak o ana sayı elde etmek aslında. Bir tane sayım var. O sayının ana sayıları. Ne demek istiyorum hocam? Hocam ne diyorsun ya? Anlatsana bak burayı çizdim. Diyorum ki, bir tane sayım olsun, o sayı ne olsun? 3 olsun. Mesela ben bu üçü nasıl elde edebilirim? Arkadaşım iki tane sayıyı alacağım, çarpacağım, çarpacağım, bir şeyler yapacağım. Bu sayıyı elde edeceğim. Diyorum ki, he, ben 1 ile 3'ü çarparsam bunu elde edebilirim. O zaman diyeceğim ki, bu üçün arkadaşım çarpanları 1 ve 3'tür. Anlaştık mı? Yani bölen de diyebiliriz buna. Mesela bir tane büyük sayı vereyim. Hemen büyük sayıya bakın dikkat edin. 6 büyük bir sayı. Mesela 6'ya bakıyorum. E 6'nın çarpanları en küçüğünden başla tamam mı? O zaman ben diyorum ki, bunu en küçük çarpan en küçük bölene e, en küçüğe bölecek bir sayı. E, o zaman 1 zaten bir tüm sayıları bölüyor ya 1. E, o zaman ben biri hangi sayıyla çarpar isem 6 alt ederim 6. Sonra birden sonra 2 var mı? Var. 2'ye i̇kiye baktım. 2'ye ikiye. 2 e, ile kaç çarparsam 6 yapar? 3. O zaman diyeceğim ki 6'nın çarpanları 1, 2, 3 ve 4 diyeceğim. Tamam mıyız? Anlaştık değil mi? Bir de katlar kısmı var arkadaşlar. Hemen katlardan da bahsetmek istiyorum size hızlı bir şekilde. Mesela 1'in katları. Ya 1'in katlarım olur ya 1'in 1'i biri... Allah'ım ya Rabbi hocam ne diyorsun 2'nin katları olur mu? Olur. 2'nin bir katı nedir? 2'dir. 2'nin ikinci katı nedir? 4'tür. 2'nin üçüncü katı nedir? 6'dır. 2'nin dördüncü katı nedir? 8'dir gibi. Katlar kısmı da arkadaşlar bu şekilde bunları bu şekilde düşünürsek eğer zaten çarpanın ve katın ne olduğunu buradan anlayabileceğiz. Peki diyorum ki pozitif bir tam sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda bu tam sayının bölenleridir. Yani hem aslında çarpan dediğinde aklına hemen bölen de gelsin. Tamam mı? Aynı şey zaten. Bir ve kendisinden başka tam sayı böleni olmayan. Bak dikkat. Bu önemli. Ee, başka tam bak. Bir ve kendisinden başka tam sayı böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı diyeceğiz. Ve en küçük asal sayımız da 2'dir arkadaşlar. Mesela asal sayılar nedir biliyor musunuz? 2'den başlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye oluşacaktır. Arkadaşlar bunların özelliğini biliyor musunuz? Bak bu 2 sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Mesela şurada örnek verebiliriz. Şöyle açtım. Burayı da kullanalım. Mesela örnek veriyorum. E, 2'yi kullanıyoruz değil mi? 2'yi kullandığımda e, 2 hangi sayılara bölünebiliyor? 1'e ve 2'ye sadece. Burada hani çarpan bulma kısmında var ya, bölen bulma kısmında var ya, orada çok işimize yarayacak. Mesela 3'e bakıyorum. E, 3, 1, e... E, 3 sadece e, bakıyorum e 5'e e, 5 sadece 1'e ve 5'e bölünebilir. E, tamam. 7'ye bakıyorum. E 1'e sadece 7'ye bölünebilir. He. O zaman bu sayılardan herhangi birisi sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyorsa biz buna ne diyeceğiz? Asal sayı diyeceğiz. Anlaştık mı? Asal sayı. Şimdi peki arkadaşlar asal sayı eyvallah. Okey asal sayıyı anladınız. Yani ben anladınız diye düşünüyorum ya. Problem olacağını sanmıyorum. Peki asal sayıların bazı özellikleri var. Mesela bunlardan bir en küçük asal sayının 2 olduğunu söyleyebiliriz. Asal sayılarda sadece 2 sayısı çifttir. Diğer tüm sayılar tektir. Bak sadece asalımız ne var asalımız? 2 asalımız var. Bu da çift. Bak başka hiç çift yok. Çiftlerin hiç hepsini unut Bütün aklındaki çiftleri neyse. Bütün aklındaki çiftleri unut tamam mı? Sadece tek sayıları düşüneceğiz. Giden başka yok. Bak altını çiziyoruz. Altını çizize söyledim çünkü sorabilirler. Peki. Bir pozitif tam sayı asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Nedir bu asal çarpanlara ayırma? E arkadaşlar asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bu şekilde gidiyor değil mi? Bir de senden şunu isteyeceğim. Asal sayıları tamam eyvallah. Asal sayıların bazılarını bilin. Yani ezbere karşıyız biz abi. Ezberleyin istemiyorum. Soru çözdükçe öğreneceksiniz. Hangisinin asal sayı, hangisinin asal sayı olmadığını öğreneceksin. Veya sana taktik öğreteyim. Taktiği göstereyim sana. Herkes göstermez ama Hasan Hoca var ya. Bak şimdi. Mesela diyelim ki bir tane sayı olsun. Ne olsun? Mesela 25 olsun. Tam 25'in biz asal sayı olmadığını biliyoruz ama şöyle düşünün. Bak bunu nasıl bulacağız? Bölünebilme kuralları. Mesela diyeceksin ki bu 25 ikiye bölünebilir mi kardeşim? Bakıyorum. E 2'ye bölünebilmesi için bunun 0. Yani çift sayı olması gerekiyor. Bölünmez. 2'ye bölünmedi. Tamam. 3'e bölünebilir mi? Hayır 3'e de bölünemedim. Çünkü rakamlarını toplarsam 7 yapar. E, 7 olursa 3'e bölünmez. Gitti. 5'e bölünebilir mi? Evet. Sonu 5 olduğu için 5'e bölünebilir. O zaman bu asal sayı değil diyeceğiz. Yani aslında sen 2, 3, 5, 7'ye bölünebilme kısmını ayarlayabilirsen yani bu bölünebilmeleri bulabilirsen baktın hiçbiri bölünmüyor. O zaman diyeceksin ki tamam abi bu asal sayı. Sen diyorum ya soru çözdükçe bunları zaten patır 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 çözeceksin. Hiç sıkıntı yok. Peki arkadaşlar şu maddemizi hemen açıklayalım mı? Hemen şu maddemi açıklıyorum. Dedik ki burada Hı -hı. şurayı silsek mi? Orayı silelim. Kalemi kaybettim. Müge Anlı'yı çağırıyorum hemen. Bak Müge Anlı'yı duyunca hemen kalem kendi kendine geldi. Şimdi arkadaşlar bakın diyoruz ki bir pozitif tam sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanına ayırma diyoruz. Bir tane pozitif tam sayı söyleyeyim bakayım. Hadi herkes yazsın yorum kısmına. Ben bir tane pozitif tam sayı çarpanı yazıyorum. Ne olsun? 30 olsun mesela. 30 Şimdi bak 30'un asal çarpanlarını ayırıyoruz ya. Bazı yöntemler var arkadaşlar. Bir asal algoritmasını ayırma var, bir çarpan ağacı ile bulmak var. Mesela ben bunu çarpan ağacı ile bulabilirim. <laughs> Örnek veriyorum bir tane 30'un çarpan ağacını nasıl bulacağımı öğretmenim. Bir çarpan ağacını öğret bize dersen hemen kalem rengimi değiştiriyorum. Bak çarpan ağacı şu. Ağaç çıkarıyoruz tamam mı? En küçük bölünebilen asal sayıları düşünüyoruz ilk. Mesela bu 32'ye bölünebilir mi? Evet öğretmenim 2'ye bölünebilir mi? çünkü sonu 0. 2'ye bölüyorum. E ne kaldı geriye? 15. 15'i buraya yazdım. Bak bu asal çarpan ağacı dikkat et. Sonra diyorum ki 15, hmm, 15 kaça bölünebilir? Sal çarpanlarını bulacağım için asal, en küçük asal sayıları düşünüyorum. 2'ye bölünmeyeceği için 3'e böldüm. 5 kaldı. Aa bunlar başka bölünebilir mi? Hayır. O zaman ben diyeceğim ki 30'un asal çarpanlarına ayırma hali şu şekildedir. 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazılır derim. Tamam mı? O zaman bu 30'un asal çarpanları nelermiş? 2'ymiş. 3'müş. 5'miş. Bu şekilde çarpan ağacıyla bulabiliyoruz. Peki bir de çarpan algoritması var hocam. Ya mükemmel Hocam algoritma algoritma diyorsun sen ya böyle bilmediğimiz şeyler söylüyorsun. Nasıl bilmiyorsun ya? Biliyorsun bunu. Allah Allah bilişim dersinde görmediniz mi? Evet, 2'ye bölüyorum. 10, 2'ye bölüyorum. Evet, 2'ye bölerek 10 buluyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim. 2'ye bölüyorum. 15, 3'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. He, öğretmenim bu da asal çarpan algoritması mı? Evet. Bak 2, 3 ve 5. İstediğini kullanabilirsin. İstersen çarpan ağacını kullan, istersen asal algoritma kısmını bulabilirsin. Algoritma şeyini bulabilirsin. Tamam, istediğini kullan yapabilirsin problem problem E peki Hadi gelelim soruları çözelim mi artık soru çözelimden birazcık da soru çözelim diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıdır diyor Hmm, tamam sıkıntı yok. Hemen bakıyorum. 57, 69, 73, 91. Ne öğrettim sana? De ki Hasan hocam bana bir şey öğretti ya. Ne öğrettim? Bölünebilme kuralıyla gidebilirsin. Bak 57'yi kullanıyorum. 2'ye bölünmez zaten geçtim. 3'e bölünebilir mi? 5, 7 daha 12. Hmm, dur bakalım burada. Dur stü. Bu 3'e bölünebilir. Çünkü ben 5 ile 7'yi topladığımda 12 yapacaktır. 12, 3'ün katı olduğu için hop patlat geç. Bu bölünebilir. Bölünüyorsa bu asal sayı değildir ya. Geç. Bak 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 bak. Bak 2'ye bölünmedi bu çünkü sonu ne? E bunun sonu 9. Çift değil. E çift değilse bu bölünmez. E o zaman 3'e bölünebilir mi? 6 ile 9'u toplarsam 15 yaptı. Bölünebilir gitti. 73'e bakıyorum. 2'ye bölünmedi çünkü sonu çift değil. Peki 3'e bölünebilir mi? 7 ile 3'ü topladım. E eh bölünmüyor. 10 yaptı. E 5'e bölünebilir mi? E eh 7'ye bölünebilir. E, bölünmüyor hiçbir şey yavrum bu. E o zaman diyeceğim ki cevap budur. 91 hocam neye bölünebiliyor? <laughs> arkadaşlar 91 7'ye bölünebiliyor. Değil mi? 7 21. Evet 7'ye bölünebiliyor. Ben bunu 7'ye isem ne olur? 7'ye 13 olur. E dur. E, e, 7'ye de bölünüyor, 13'e de bölünüyor. hayırdır. Sadece 1'e ve kendisine bölünebilirdi. O zaman bunu da ele. Ne yaptık? Cevabı C olarak bulduk. Kolaydı ya. A çok kolay bir soru değil mi? Hmm, göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar bakın bu arada diye demeyin ha sakın hocam bunlar kazanım sorusu ya ben bunları ciddiye almam. Hayır Milliyetin Bakanlığı artık kazanım sorusu soruyor. LGS 2024 sorularına bakmadınız mı kurban olayım. Bak kazanım sorusu geliyor dikkat. O yüzden ya hocam bunlara ben yaparım ya aman demeyeceksin dikkatle dinleyeceksin. O ciddiye alacaksın yahu. Evet şimdi ikinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi 90'ın çarpanlarından biri değildir diyor. Bak eğer bu tür soruları sorarsa haktik şu yani normal herkesin herkes sıradan olan herkesin ya Yaptığı Taktik şu. Hemen adam ne yapar biliyor musun? 90'ı bu şekilde buraya yazar. Sonra der ki ya işte ben bunu 1'e böleyim. E burası 90 olsun. Sonra 2'ye böleyim. E burası 45 olsun. Sonra 3'e böleyim. E burası 30 olsun. Sonra 4'e bölünebilir mi bu? bölünmez. 5'e böleyim. Burası 1 15 mi oluyor? Hayır 15 olmuyor ya. Pardon. 18 oluyor. Sonra 6'ya bölünebilir mi? Bak 2'ye ve 3'e bölünebiliyorsa 6'ya kesinlikle bölünebilir. 6'ya böldüm. 1 6 15. 6 kere 5 30, 15. 7'ye bölünebilir mi? Hayır. 8'e bölünebilir mi? Hayır. 9'a böldüm. 9'a 10. Başka var mı? Hayır yok. Yani sen bunu yaparak ne yaptın? Zaman kaybı yaşadın aslında değil mi? Normalde bak çarpan ve bölen bu şekilde bulunabiliyor. Eyvallah. Ama adam diyor ki değildir diyor. Değildir diyor. Abi şunu düşünüyorsun bak şunu şunu düşünüyorsun. Bu sayılar hangisi 90'a bölünebilir? 6 bölünebilir, 18 bölünebilir, 45 bölünebilir ama 60 bölünemez. Anladık? Mı? Çünkü biz zaten çarpan ve bölen bulduğumuz için buradan hızlı bir şekilde artık düşünmenizi isteyeceğim. Tamam Ya biz çünkü bize zaman lazım abi. Biz zaman yarışacağımız için arkadaşlar çok önemli, çok dikkatli olacağız. Olacağız tamam mı? Evet 400 çok tamam mı dedim ya. <laughs> 420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Dikkat. Ben burada bak. Hem asal çarpanı kullanabilirsin. Asal çarpan aracı hem asal algoritma mantığını kullanabilirsin. Tamam mı? O zaman ben diyorum ki ikisini iki yönden de çözelim. Şuraya geliyorum. 420 mi yazıyorum? Bak dikkat. 420 mi yazdım? Ben şöyle bir çizgi çizebilirim. Şöyle bir çizgi çizdim. Sonra diyorum ki ikiye bölebilirim ben bunu. Ya böldüm. Kaç yaptı? 210 yaptı değil mi? Şöyle 210 yaptı. Hocam yani biz illa bunu ikiye mi bölmemiz gerekiyor yahu? Başka büyük sayılara bölemeyiz mi? Yani tabii ki bölersin. Bak mantıklı. Sen bak bunu ben bir yapayım. Sonra ben bunu ikiye bölersem burası 105 yaptı. Artık ikiye bölünmez. Sonu sıfır değil. Yani çift değil artık. kaça bölünebilir? 3'e bölünebilir. 5 ile 1'i topladım. 6. 3'e bölüyorum arkadaşlar. Şurası 3. 35 yaptı. Öyle doğru mu? 9, 15 tamam. E 3'e bölünemiyor artık. 7'ye böl. Ya da 5'e böleyim. Burası 7 olsun. Buraya 7'ye böldüm. Bu kadar. Bu şekilde. Sağ çarpanları ne nedir bunun? 2'dir, 3'tür, 5'tir ve 7'dir. Problem var mı? No problem değil mi? Peki, 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 peki. Şimdi arkadaşlar bakın canım benim, canlarım benim. Arkadaşlar bakın dedin ya hani sen soru sordun ya dedin ya hocam bunu daha büyük sayıya bölebilir miyiz? Evet bak şimdi yine aynı mantığı yapıyorum bak burada sıfır var ya direkt 10'a böl sıfıra götür 42 kaldı değil mi? Sonra direkt 7'ye böl ne oldu? 7'ye bölersek 42'yi 7'ye bölersek ne olacak? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın arkadaşlar diyorum ki büyük bildiğiniz büyük sayıları bölebilirseniz eğer olur. E ben 7'ye böldüğümde 6 olduğunu görebiliyorum. 6 kere 7'nin 42 olduğunu biliyorum. Sonrasında 6'yı da yani so, so, son olarak şöyle özür diliyorum şöyle. Şurası 6 kaldı ya son olarak. Bir temiz de yazayım ya kafanız karışmasın karışmasın. Şimdi ilk önce ona böldüm. Gitti 42 kaldı. Sonra bunu 7'ye böldüm. Burası 6 kaldı. Sonra bunu 6'ya bölüp burasının 1 olduğunu bulabiliyorum. Sonra bunları bak bu şekilde 2 çarpı 5 şeklinde parçaladım. Bunu da 2 çarpı 3 şeklinde parçalayabildim. He, dedim ki 2, 3, 5, 7. Bunun o zaman asal çarpanları bu şekildedir Di, dir, dir diyebildim. Tamam mı? Yani sen böyle de alışabilirsin. Pratikliği de görebilirsin. Pratiklik görebilirsek daha mantıklı, daha güzel olacak. Tamam mıdır? Tamamdır. Dördüncü sorumuza bakalım. 470 sayısının üslü biçimde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üslü biçimi gösterimi diyor ya. Biz ilk önce asal çarpanı şeklinde bulacağız. Mesela diyelim ki 2'den 5 tane var. 3'ten 1 tane var. 2'den bir 3 tane var. Mesela 5'ten 7'den 1 tane var gibi. Sonra onları mesela 2'den 3 tane varsa 2'nin 3, 3. kuvveti şeklinde yazacağız. Okey. Diyorum ki 270. Gel bakalım buraya 270. Kalemi bul. Ha. 270'i yazdım tamam mı? Bu de çarpan ağacı kullanalım mı? Hadi algoritmayı kullanalım. Herkes genelde bunu kullanıyor. Bak şimdi bak mantık şu. Abi burada sıfır var ya ben bu sıfırı götürebilirim. Ne yaparım? Ona bölerim. Bu sıfırı pat diye götürdüm. Tamam Böyle biliyorum. Çünkü bölme işlemi yapıyorum. 27, 270 ona bölersem 27 kadar. Kalar. Sonra e, 3'e bölüyorum. 9 kaldı. 9 kere 3 27'den. Sonra 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 1. Sonra bunu parçaladım. 2'ye 5 şeklinde yazdım. Diyorum ki hmm, 2'den kaç tane var kurban olduğum? 1 tane var değil mi? O zaman 2'nin birinci kuvveti şeklinde yazıyorum. Çarpı 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3. Yani bu sayıyı 3 üç kere 3 ile bölmüş. O zaman diyorum ki 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı. 5'ten kaç tane var? 1 tane. O zaman 5'in birinci kuvveti şeklinde yazabiliyorum. Eğer üstünde hiçbir şey yoksa bakın böyle bir şey ise zaten 1'dir. Tamam mı? O zaten 1'dir. Problem yok. O zaman benim cevabım hangisi oluyor? 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5. Hmm cevap 2 C oluyor. C'yi bul. Aşağı indim 5. Şimdi 5. sorumuz bize diyor ki 2 basamaklı 5 üçgen sayısının asal sayı olabilmesi için üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Hocam ben bunu nasıl bulacağım ya biraz böyle karışık gibi geliyor bakın taktik şu diyorsun ki bak bunu hemen 5 beş... Bunu kimse öğretmez dikkat et. Hop üçgeni yazdım. Tamam üçgenimi yazdım. Diyorum ki ha, e, bu iki basamaklı sayı olacak. E, üçgene sayılar vereceğim ki bu iki basamaklı sayı asal olsun. Bakın sıfırdan başla. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Eğer on verirsen zaten bu sayı üç basamaklı olur olmaz. Ha, öğretmenim ne yapacağız daha? Ha, o zaman diyorsun ki ikiye bölünebilme kuralını hatırla. Sonra çift olması lazım. Çiftleri götür. Gitti. 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 3'e bölünebilme kuralını hatır. Hatırla. Hatırla. Sayıların rakamlarını toplama. 3'e üçü, 3'ün katı olması lazım. 5'te 1'i topladım 6. Oluyor değil mi? Oluyor. Gitti. 5 ile 3'ü toplarsam ne olur? 3'e -e, bölünmüyor. 5'e de bölünmüyor. 7'ye de bölünmüyor. E, o zaman bu kalsın bakalım diyoruz. 5. Beş, 5'e bölünebiliyor zaten bak. 5 verirsem üçgene 55. E, o zaman sonunda 55 olduğu için 5'e bölünebilme olacağı için bu da gitti. Sonra 7'ye bakıyorum. E, 5 ile ben 7'yi topladığımda 12 elde edeceğim ya. Aha bu da gitti. 3'e bölünebiliyor çünkü. Sonra 59. 2'ye bölünebiliyor? Ne ne 3'e bölünebiliyor, ne 5'e bölünebiliyor, ne 7'ye bölünebiliyor. Bölünmüyor. <laughs> Ay. Sonra diyorum ki he bu üçgen 3 ve 9 olabilir. Çünkü ben buraya 3 verirsem 53 asaldır. Eğer ben buraya 9 verirsem 59 daha asaldır. O yüzden ben bunların rakamlarının toplamı kaçtır demiş. 3 artı... 9'dan 12 elde edeceğim. Cevabım bol oluyor. Var mı problem? Bak problem varsa hemen Hasan Hoca'ya yorum olarak yazıyorsun. Hocam problem var ya bir dur. sakin ol falan diyebilirsiniz tamam. Şimdi 6. sorumuza bakı verelim. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere demiş. K'yi vermiş. Ha 3 üzeri A çarpı 5 üzeri B'dir. Bak beni kandırmaya çalışıyor. Bak ya sen kanar mısın ya? Allah Allah. Buna göre K aşağıdakilerden hangisi olabilir demişiz. Hmm. E şimdi ben bir tane K sayısı bulacağım değil mi? Bu K sayısını neye göre bulacağım. E tabi ki buradaki çarpana göre bulacağım. Bak bu sayı 3'e ve 5'e bölünebilmiş. Değil mi? Yani 2 tane asal çarpanı varmış bu sayının. 3 ve 5'miş. E bunu bulmak çok kolay. Öğretmenin bu sayı 3'e ve 5'e bölünmesi gerekiyor diyeceksin. Başka hiçbir sayıya bölünmemesi lazım. Doğru mu? Hemen kontrol ediyorum. Tam bu 3'e bölünebiliyor. 5'e bölünebiliyor. Tam bu kalsın bakalım. E, 120'ye bakıyorum. 2'ye bölünebiliyor. Aa burada 2'ye bölünebilme yok ki. Yoksa ne yapıyorsun biliyor musun? Bu B'yi direkt ele gitsin. Bak 135. 135 7'ye bölünmez mi? Bölünmez mi? Bak. Bak. Tamam sakin oluruz. Şimdi bunlar 2'ye 3'e 5'e bölünebiliyor değil mi? Çünkü buradan baksın da 6 9 oldu. Buraya bakıyorum 6, 6 12 oldu. Tamam ikisi de. Şimdi soru diyorsun ki 3'e e de bölünebiliyor 5'e de bölünebiliyor. Başka sayıya bölünebilir mi diye kontrol ediyorum. 7'ye bölünebilir mi? E o zaman gel bunu hemen de ki şöyle yap. E, 105'i 3'e bölersen ne olur? Yani 3'e bölüyorum bunu. 105'i 3'e bölüyorum. 35 yapar değil mi? 5 135, 135 yapar. 35'i de nasıl yapıyorum arkadaşlar? 7 ile 5'i çarpıyorum. 35 bölüm. Ana! Ana burada bir 7 böleni var. E bizim burada 7 bölenimiz yok ki. Çünkü çarpmamız gerekiyor. Eee, bu olamaz kardeşim. Bu da elendi. 135 sayısı. Bak şimdi 135 sayısı 5'e bölünebilir. Çünkü ben biliyorum 5'e bölünebilir. Soru 5. Direkt 5'e bölüyorum. E ben bunu 5'e bölersem ne olacaktır? 27 olacaktır. Doğru mu? Çünkü 5 kere 2, 10. 7 kere 5 35'ten 135 yapar. E bunu da ne yapıyorum? 7 2 daha kaç yaptı 9 yaptı. 3'e bölünebilir bu. 3'e bölüyorum. Burası 9. 3'e bölüyorum. Burası 3. He dikkat et bak sadece 3 ve 5 böleni var. Doğru mu? Evet. Sadece 3 ve 5 böleni varsa o zaman diyeceğim ki cevap C olacaktır ama 165'i de bir kontrol edelim değil mi? 165'i de hemen 5'e bölüyorum arkadaşlar. 5'e bölersem bu 165'i 5'e bölüyorum. 16 hani he, 16'nın içinde 5 kaç kere var? 3 kere var diyorsun. Çünkü 3 kere 5 15. Burada bir yoğunluk kaldı. 15'in içinde 5'e bakıyorum. E bu da 3 kere var. Şimdi 33 buldum ya. Yani. E şimdi ben 3'e bölünebilir. Bak ikisinde de 3 3 var. Çok kolay. E 3'e bölebilirim. Hemen 3'e böldüm 11. Aa bunun asal çarpanları 5, 3 ve 11. E 11 nereden geldi yahu? 11 ile işimiz yok ki bizim 3 ve 5 ile işimiz var. O yüzden cevabım C olacak bu da değil. Bak bu A'lar B'ler falan filan seni kandırabiliyor. Hatta soruda şöyle de, şöyle de yapabilirdik aslında. A artı B'nin değeri kaçtır derse de ne yaparsın? A'nın değerine 3'ün kuvvetleri 1, 2, 3 tane var. O zaman A'nın değeri 3 olur. B'den yani 5'ten kaç tane var? 1 tane var. B'nin değeri de 1 olur. O zaman 3 artı 1'den kaç gelir? 4 gelir. Cevabım o zaman 4'te olabilir. Ya yani bu şekilde de düşündürebilirler. Bu şekilde de soru sorabilirler. Ne yapacaksın? Çakal olacaksın. Çakal. Sıkıntı yok. Peki şimdi Elif'in belirlediği şifre 40 ile 50 arasında ve iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor ise Elif'in belirlediği şifre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat edersek şuna bakıyoruz. Elif diyor ki 40 ve 50 arasındaymış. Hemen bak 40'ı verdim. 50'yi verdim. Şu aralıkta olması gerektiğini söylemiş. Elif yeni aldığı bilgisayarın şifre oluşturmaya karar veriyor. Bizler zaten matematik sorularında soruyu anlayabilirsek işlemlerde problem yok. Anlamaya çalışacağız. Anlayabilmek için de bol bol soru çözmek gerekiyor açıkçası arkadaşlar. Mesela demişiz ki Elif'in belirlediği şifre. Tamam. E, Elif'in belirlediği şifre hangisi olabilir? Bak iki tane asal sayının çarpımıyla oluşacak. Tamam ve 40 ile 50 arasında olacak. Örnek veriyorum mesela 42 bunlar ara, bunun arasında mı? Evet. Şimdi peki 42'nin ben bölenlerine bakabilir miyim? Bakın 42'nin bölenlerine bakıyorum. E, 1'e 42. E, 1'e 42. E, 2'ye bakıyorum. 2'ye 21. Şimdi ben eğer birini 2 alıp birini 21 alsaydım olmazdı. Çünkü diyor ki ikisi de asal sayı çarpanı. Bak iki farklı asal sayı çarpı bu sayıyı bulmam gerekiyor. Bulabilir miyim? Hayır. Ee, bakıyorum e bakıyorum 3'e böleyim. 3'e bölersem buradan 1 14. Değil mi? Ee, 30, 34 3 12 tamam. Ee, arkadaşlar 3 asal eyvallah ama 14 asal değil. Bu da olmaz. 4'e bölebilir miyim? Hmm, 4'e bölemem. 5'e 6'ya bölebilir miyim? 6'ya 7 mi oluyor? Evet. E ee, 6 asal değil, 7 asal. O zaman diyeceğim ki 42 olamaz kardeşim. Hemen 43'e bakıyorum. 43 asal sayı olduğu için zaten 1'e 43 olur. Başka bir şey yok zaten bu da gitti. Şimdi 46'ya bakalım. Hemen 46'mı yazdım. Dedim ki 1'e 46 tamam. 2'ye 23. He. E 2 benim zaten asal sayım değil miydi? E 23 de benim asal sayım değil miydi? E ben bunları o zaman çarptığımda 46 elde edip 40 ile 50 arasında mı? Yes. O zaman cevabı 46 cevap. Peki 49 niye değil? Çünkü zaten arkadaşlar 49 7 çarpı 7'den 49 gelebilir. Ama diyor ki iki farklı asal sayı diyor. Farklı olması gerekiyor. Farklı olmasaydı bunu da kabul edebilirdik. Ama zaten o zaman da soru yanlış olurdu. Peki 8. sorumuza gelmiş bulunmaktayız efendim. Asal sayı asal çarpanları ki 3, 5 olan 100'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır demişiz. Bak dikkat et. Burada dikkat etmen gereken şudur. Asal çarpanı 2, 3, 5 diyor ya. 100'den de büyük olmasını istiyor. E bakıyorum şıkların hepsinde 100'den büyük, büyük zaten. O zaman burada şıklardan gitmen senin için daha mantıklı olacaktır. Veya şöyle de yapabilirsin. Ben bunları çarparım. 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazdığımda 2 kere 3 6, 6 kere 5'ten 30. Değil mi? Şimdi ben bakıyorum 30'un katlarını alsam çünkü 2 çarpanı da var ya 2, 2 katlarını alıyorum aldım 60 yaptı 60 var mı zaten 100'den büyük olması gerekiyor ki bir daha 2 katını alayım 120 peki 120 sayısı var mı var. E, adam diyor ki 100'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır diyor 120 Anca nasıl yapman lazım? ya? başka yolu var mı? Var. Şıklardan tek tek bunların bölenlerini bulacaksın. Zaten biz 105'in bölümüne baktığımızda 7 vardı değil mi? Hmm, o zaman bu olmaz zaten. 120 zaten 2, 3'e ve 5'e bölünebiliyor ve en küçük sayı olduğu için direkt alabiliyorum. Mesela 180 de olabilirdi aslında. 6 kere 3. Değil mi? 60 çarpı 3'ten 180. 3 katını alırsam oluyor. oluyor ama bana en küçüğünü sorduğu için 180'i almıyorum. En büyüğünü sorsaydı. Peki 9. Evet bu tür sorular gelebilir. Ha dikkat. Bu sorular nerede gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Genelde okul sorularında gelebilir. Ya yani milletim gerçi milletimin ne yapacağı belli olmuyor biliyor musunuz? Biraz daha büyüteyim mi? Sizin için büyütüyorum. Bir tık daha böyle rahat bir şekilde görün istiyorum. Diyor ki yanda verilen çarpan ağacına göre m eksi l. Bak dikkat edin arkadaşlar bazen soruları okumuyorsunuz bile. Hemen diyorsun ha m'yi soruyordur ya yani m ile l'yi soruyordur ya da m'yi soruyordur. Ben m'yi bulurum buldum zaten sıkıntı yok diyorsunuz. Soruyu okuyun m'den l'yi çıkarmanı istemiş. Hemen dikkat ettin. Tamam M ile 3 kurucu zaman iyi bulman lazım. M iyi bulman lazım. M Bir tane şey vardı ya video. Şey diyor, e, ilkokulu öğrencileri ya M'yi öğretiyor. M diye söyleniyor. M hepsi böyle bağırıyor. <laughs> Lan ne komikti ya. Neyse M ile. Şimdi arkadaşlar bakıyorum burada nasıl bulacağız? Bak bu çarpan ağacıdır tamam mı? Çarpan ağacı çarpan ağacı. Arkadaşlar bu çarpan ağacında şu var. Mesela ben L'yi bulabilmek istiyorsam şu iki tane sayıyı çarpmam gerekiyor ki L'yi bulayım. Çünkü ben L'yi 5'e bölmüşüm 11'i bulmuşum. O yüzden de 5 ile 11'i çarparsam L'yi bulacağım. He L'miz kaçmış? 55'miş. E ben M'yi 2'ye bölmüşüm 55 bulmuşum. E o zaman 2 ile 55'i çarparsam da M'yi bulurum. O zaman diyorum ki 2 çarpı 55'ten 110 olacaktır. 110. E M'yi ne bulduk arkadaşlar? 110 bulduk. Ama bana ne demiş? Hocam 110 cevap ya. Allah Allah M'yi. da var hocam. Hayır. Bize diyor ki M'den L'yi çıkarın diyor. M'den L'yi çıkarın. E diyorum ki ben de M'den L'yi çıkarayım kardeşim. 110'dan 55'i çıkarırsam ne olur? 55 kalır. O zaman cevabım da C olur. Verme problem. Ne no problem değil mi? Tamam. Evet geliyorum. Şöyle sağa doğru kayıyorum. Hemencik diğer sorularımızı bakıverelim gari. Heh, 11. soru. Yok 10. sorudayız. Tamam 10. sorudayız. Şimdi arkadaşlar 10. sorumuza baktığımızda diyor ki 48 sayısının pozitif tam sayı çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? 48 sayısının pozitif tam sayı çarpanları. Bak dikkat 48 sayısını istiyor. Gök kuşağını biliyorsunuz değil mi? Gök kuşağını. Gök uşağını. Bak kesinlikle bak kesinlikle başta 1 olacak. Çünkü bir bütün sayıların bölenidir. Bu kutsaldır kutsal. Bir kutsaldır tamam mı? yüce bir. Bir bütün sayıların e, bölenidir. Yani çarpanıdır diyebiliriz. E burada bir yok yahu. Allah Allah. Ele o zaman gitsin niye uğraşıyorsun ki? Sonra bakıyorum. Sonunda zaten 48 hepsinde zaten sonun 48 olması gerekiyor. Şimdi şöyle. Hepsini birleştiriyoruz tamam mı? Bir sondan biz bak. Biz soldan alıyoruz, bir sağdan alıyoruz, birleştiriyoruz ve çarpıyoruz. 48 elde ediyoruz. Bak aldım. Şimdi bunu da bunu alıyorum. Çarptım. 48 oldu mu oldu? Peki 2 ile 24'ü çarparsam 48 olur mu? Olur. Peki 3 ile 16'yı çarparsam 48 olur mu? Olur. Peki 4 ile 12'yi çarparsam 48 olur mu? Olur. Peki 6 ile 8'i çarparsam 48 olur mu? Olur. E tamam bitti olay zaten. Diyeceksin ki cevap boludur. Bak mesela bunu kontrol et. Zaten kesinlikle bak sayıları say kesinlikle çift sayı olmasını yakala tamam mı çift sayı olmasını yakala şimdi buraya bakıyorum o 1'e 48 hop 2'ye 24 hop 3'e 16 hop 4'e 12 ama e, 6 yalnız kalmış yahu yazık değil mi 6'ya yani yalnız bırakmışsınız 6'ya şöyle eğer e, tam kare sayılar değilse arkadaşlar bakın sayılar tam kare değilse bir daha söylemek sayılar tam kare değilse Kesinlikle bölenlerin toplamı çifttir. Ama tam kare ise tektir. Mesela 49 nedir? 1'e 49 7'ye 7 ya bir kere yazıyoruz 7'yi. Dikkat 7'yi bir kere yazıyoruz. O yüzden de ne olacaktır bu? 1 49 7. Tamam bölenleri bu şekilde. 3 tane böleni vardır. Tektir. Tam sayıların şey tam karelerin bölenleri her zaman tektir. Mesela 36. Ne yapıyorum? 1'e 36. 2'ye 18. 3'e 2 18 doğru da mı? 3'e e, 12. 4'e e bölünebilir mi? Bölünebilir. 4'e 9. 6'ya 6. Alt. 6'yı bir kere yazacağım için op, o 6'yı sildim. Oldu bak 2, 4, 6, 8, 9 tane. Yine de tek oldu. Anlaştık buna dikkat edeceğiz. Lütfen bunu özel bir not alın. Deyin ki kesinlikle ama kesinlikle tam karelerin tek sayıda çarpanı veya böleni vardır diyeceğiz. Tamam öbür türlü hepsinde çift vardır zaten. Evet aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Görüyoruz ki en küçük asal sayı 1'dir. Hayır be en küçük asal sayı neydi hemen unuttun canım benim ya. O yakışmadı sana. En küçük asal sayı 2'dir ve tek çifttir. Aferin lan sana. Tek çifttir. Tek çift sayıdır. Tek çift sayıdır. Notumu aldım. Peki iki basamaklı yanlış. İki basamaklı en büyük asal sayı 93'tür. Arkadaşlar Bakın hemen bölünebilme kuralını hatırlayın. 93 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünebiliyor. 9 ile 3 toplarsam 12 yapar. 3'ün katı olduğu için olmaz. Bu da asal sayı olmaz. Asal sayılar arasında her zaman 2 fark vardır. Şimdi şöyle düşünün. Mesela 3 ve 7 asal değil mi? Aralarında asal. 2 fark mı var? Hayır be. Ne 2 farkı var? 4 farkım var. Görebiliyorum. O yüzden bu da yanlış. 2 dışında bütün asal sayılar tek sayıdır. Evet doğrumuz bu olacaktır. Evet 12. sorumuz demişiz ki buna göre A sayısı kaçtır? Aşağıda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekle verilmiştir. Bakın arkadaşlar bu tür sorular gelirse mantığımız şu. A sayısının asal çarpanına A sayısını buluyoruz. Eğer A sayısını bulmak istiyorsak bunların direkt hepsini çarpabilirsiniz zaten. Çünkü A'yı bölmüş 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 ya. O yüzden direkt alın hepsini çözün. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela E'yi 13'e bölmüş bir bulmuş ya, o zaman E kesinlikle nedir? 13'tür. E, D'yi 5'e bölmüş ya, o zaman 13 ile 5'i çarparsam D'yi bulurum. Sonra D bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu şekilde de olur tamam mı? Yani böyle alttan giderek de çarparak yukarıya doğru gidebilirsiniz. E, ya da hepsini çarparsınız. Mesela nasıl olur? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 13. He, ben bunların hepsini ne yaptım? çarptım tek tek. 2 ile 2'yi çarparsam 4. 3 ile 5'i çarparsam 15. Burada da 13 kaldı. Değil mi? 4 ile 15'i çarparsam 40, 90. Şu 900, 9 kere 3, 27. Nasıl yaptım ya? Bir dakika. 2 kere 2, 4, 3 kere 5, 15. 40, 20, 60 yapıyor doğru. 15, 60 yapıyor. 600, 7 kere, 6 kere 3, 18, 780 yapıyor arkadaşlar. Cevabım o zaman Denizli olacaktır. Yani sana A sayısını sorarsa bu şekilde. B sayısını sorarsa buraya kadar çarp. Şuraya kadar çarp mesela. Nasıl oldu ya? B'yi soruyorsa buraya kadar çarp. İşte C'yi soruyorsa buraya kadar çarp. Yani şu üçünü çarp. D'yi soruyorsa ikisini çarp. E'yi soruyorsa direkt 13'ü alabilirsin. Problem değil. No problem. Ee, evet. En sevdiğim bölüme geldik. Arkadaşlar kitaplarımızın ödev kısmını açıyoruz. Burası size artık ödev. Tamam mı? Burada ödevlerimiz var. Eğer burada takıldıklarınız da olursa zaten benim ne var burada? Kare kodumuz var. Kare kodda çözüm videosu var. Oradan izleyebiliyorsunuz. Dinleyebilirsiniz. Evet anlatabildiğimiz kadar arkadaşlar anlattık. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Buradan sizler sorular çözün istiyorum. Hatta buradan birkaç tane ben çözeyim. Tamam mı? Örnek olsun diye çözeyim. Mesela ikinci soruyu ben çözeyim. Bakın nasıl yanaşacaksınız biliyor musunuz? 2 ve 4. soruları çözelim. Diyor ki karo taşlarının birer kenar uzunluğu santim cinsinden doğal sayı olduğuna göre. Hmm. Bak karo taşlarının birer uzunlukları karo taşımız nerede bunların herhangi her, her, her bir karo taşı tamam mı karo taşının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor tabii ki. Peki çalışma ofisinin genişliğini sormuş buradaki uzunluğu sormuş bakın arkadaşlar mantıklı doğru düşüneceğiz. Adam zaten burada demiş ki eş kareler şeklinde demiş abi eş kare diyorsa her bir kenar uzunlukluğu bir uzunlukluğu ne uzunluğu birbirine eşit değil midir? mükemmel. E ben diyorum ki burası x ise e burası da x'tir. E kaç tane x var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane x var. E o zaman ben bu x'in değerini bilmiyorum ki. 1 verirsem 12 olur. 2 verirsem 24 olur. 3 verirsem 30 36 olur. Adam diyor ki hangisi olamaz diyor. E ben diyorum ki 12'ye bölünebilen sayılar olabilir. Bölünmezse olmaz. Geliyorum bakıyorum. 12'ye bölünebilmek e Arkadaşlar 12, 2'ye ve 3'e bölünebilir değil mi? Direkt 12'ye de bölebiliriz ya problemler kafanız karışmasın. Mesela 192'yi 12'ye böldüğümüzde hemen şuradan bölelim. Kaç kere var? Bir kere var. Bir kere 12'den 12'yi elde ettim. Buradan e, 72'yi elde ettim. 6 bölünebiliyor. 6 kere e, 60 tamam bu bölünebiliyor bu gitti. 244 zaten 12'nin e, böleni gibi duruyor değil mi? Hemen bakalım. 244 bölü 12. 2 kere var 24. E burası 0 0 4. E 4 kaldı. Allah Allah evet 288'e baktığımızda arkadaşlar hemen 288'i e böyle verelim. 288'i 12'ye bölüyorum. 2 kere var. Kaç geldi? 24. Değil mi? 24 yaptım. Buradan ne geldi? 48. E, 24 yani 4'e 4 kere 12 48 yapacağı için 4. Tam bölünüyor mu? Tam bölünüyor. O zaman bu da olmaz. 312 de zaten 12'ye tam bölünecektir. Deneyelim yine de. 312'ye. 12'ye bölüyorum. Buradan 2 kere var. 24 72. 6 bölünüyor mu? Bölünüyor. Problem yok. Peki o zaman cevabım ne olacaktır? B. B. Bulu. Bakın siz burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Olamazlara dikkat etmiyorsunuz. Bak olamazlar falan filan. Dikkat. Olamazlara dikkat. Altını çiziyorum bak. Aman ha. Aman ha. Gözünü seveyim. Şimdi peki 4'e bakalım mı? 4 var ya. LGS tadında söyleyeyim. Milliyetim sever böyle sorular. Şimdi diyor ki buna göre Buna göre dikdörtgen şeklindeki bu hobi bahçesinin çevresi kaç metredir diyor. Aşağıda kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bölümlere ayrılmış bir hobi bahçesine ekilen ürünler ile bu bölümlerin metre kare cinsinden alanları verilmiştir. Şimdi şurada şöyle dikkat etmek gerekiyor hepsinin ortak bölenleri vardır. Yani çünkü mesela ben şuraya baktığımda burası 18 ve 30'un ortak bölen bir sayısı değil mi? Çünkü ben 30'u bulabilmek için şu iki, iki sayıyı yani kısa kenarla uzun kenarı çarpmam gerekiyor ki 30 metrekare bulayım. E burası da bununla da bunu çarpayım ki 18 metrekare bulayım. He, o zaman diyeceğim ki 18 metrekare ile 30 metrekarenin burada bir ortak böleni olacak. Yani şey gibi düşünün. ikisinin de ortak bölen. E şimdi şöyle düşünseniz arkadaşlar 18 metrekare 18'in ben bölenlerini bulabiliyorum değil mi? Bölenlerini bulduğumda nedir? 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6, 4'e ee e bölme tamam bu şey bu kadar. E diyorum ki ortak olanlar ne? Mesela 6 ortağı var burası 3. Zaten bana diyor ki dikdörtgen çevre şeklindeki bu hobi bahçesinin çevresi kaç metredir diyor. Çevresini bulacağız. E burası 6. Evet tamam 3'e 6. E burası da ne olacaktır arkadaşlar? 5'e 6 olacaktır. 6 kere 5 30'dan olacak ya. He. Şimdi ben şuradaki dikey uzunluğu buldum mu? 5 3 daha kaç gelecektir? 8. He. O zaman buradaki kısa kenarımız 8. Bulduk. Şimdi yatay kısmı bulacağım. Burası zaten 6. E bak burayı 5 bulmuşum. E burası o zaman zaten 7 gelmeyecek mi? 7 kere 5'ten 35'i yakalayabilmek için. E burası 3. Burası da 21 metre kare. Eğer burayı sorsaydı şuradaki alanı sorsaydı 21 metre kare olarak bulacaktık ama bize çevreyi sorduğu için arkadaşlar. Burası zaten 8. Yatay kısma bakıyorum. 6. 7 daha 13 yapar. Yatay 13. Eğer diyeceğim ki dikeyim 8, yatayım 13. E bunları toplayı vereyim ben. 8 ile 13 toplarsam 21 yaptı. Çevreyi sorduğu için bunu 2 kere çarpacağım. Çünkü burada da bir tane 13 var, burada da bir tane 5 var. O yüzden 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam buradan 42'yi yakalarım ve cevabı C olarak işaretleyip vereceğim. Peki arkadaşlar bunlar gelirleri sizlere ödev ödev yapmanız lazım. Solamat kitabımızın ödevlerini mutlaka yapın. Kaç tane doğru yaptınız, kaç tane yanlış yaptınız da altına, yorum kısmına yazın. Evet, birinci günümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Diğer günde yarın Ebob ve Ekok'la görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle. <laughs>